Tişi. İşte bu. Hedik. Vallahi bravo size. Kaynama. Nedir efendim? Kaynama. Kaynamadır efendim. Bir nefes aldılar. Maddesiz, katkısız. Katkısız. Oh. Çıkışmamak. Çıkışmamak. Gayet güzel. Alkışlar. İkinci şampiyonumuz Gülçin Hanım için. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkürler. Heyecanım artıyor benim ama geçeceğine. Bu olsun. O heyecanla birlikte de çok güzel şeyler inşa ettik geçen sefer. Berhan Bey nasıldı? Süper yarıştı. Çok güzel. Şampiyona yani yakışır şekilde yarıştı. Kesinlikle. Tebrik ediyorum. İlk sırada olmasaydı belki daha da iyisini yapardı. Evet. Genel bir heyecan var kendisinde. Ondan vazgeçmemiş. Onu net bir şekilde gördük. 9100 puanı kenara koydu. Üzerine 43 saniye dedi. Yani 7 tane harf alabiliriz. Evet, ama 7'sini birden alırsak 44 saniye gibi bir süre arttırmak gerekiyor. Bence onun hesabını iyi yaparsınız siz. Tamam. Başlayalım mı? Başlayalım. Haydi başlayalım. Şöyle bir soru. Başkasının yararına bedenini, kafa gücünü veya el becerisini kullanarak ücretle çalışan kişi. Emekçi, işçi. Hangisi? İşçi. İşçi. Gayet güzel. Bu soru tam aslında Orhan Veli hocama sorulması gereken bir soru. Bir bakın. Histoloji biliminin konu aldığı organları meydana getiren ve aynı kökten gelen hücreler bütünü. Doku. Nedir? Doku. Sizi tebrik ederim. Kafa karışır mı acaba diye çok korkuyordum. Aslına bakarsanız 5 harfli cevaplarınızdan bir de bu ikinci 4 harfli cevabınızdan biraz ürküyordum. Şimdi neden ürküyorum biliyor musunuz? Pek bilinmez bu kuşcağızın ismi. Ama aynı zamanda yaygın kullanılan bir kadın ismidir. Bakalım. Deniz kırlangıcı da denen martıya benzer bir su kuşudur. Martının küçüğüdür efendim. Bizim buralarda da görürüz yani Boğaz'da falan oralarda buralarda. Mekke var burada. Değil. Değil. Martının küçüğü. Gibi. Aynı zamanda bir kadın ismi. Kadın ismi. Bir tane harf alayım ben. Buyursunlar. S ile başlıyor. Gelmiyor. Hiç mi? Su kuşu. Su kuşudur. Martıya benzer. Daha küçüktür martıdan. Gözlerinde böyle siyah lekeler olur. Türlü çeşitleri de var. S harfiyle başlıyor. Bir harf daha alayım sürem gitmesin. Hani eğer ki martı denizlerin güvercini ise bu da denizlerin kumrusu. Semra diyesim var. Değil. Sumru. 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 300 puan da yerinde. Bir daha gördüğünüz zaman dersiniz ki bak bunun ismi Sumru. Bir isim daha var elimde efendim. Tamam. O da isim olarak başlamış hayatına. Sonrasında efsane söylence doğrultusunda başka anlamlara bürünmüş. Soru da ondan bahsediyor. Köroğlu'nun yoldaşının eş veya yardımcı anlamında da kullanılan adıdır. Ayvaz değil miydi o? Bilmiyorum, siz söyleyin. Ayvaz. Ayvaz efendim. Hatta hani derler çocuklar evlendi gitti. Bir Köroğlu bir Ayvaz kaldı. Biz kaldık derler ya onun gibi bir tabir işte. Bitti. Zor olanlar bunlardı. Bu çok kolay. Yarısı mastar. 6 harfli bir cevap. Harf bile almaz Gülçin Hanım burada. Aydınlık vermek, parlaklık saçmak. Işımak. 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 600 puan daha demek.